doğru gözükmeyen bilinmeyen birçok sorun çıkıyor. Burada işin işte sivil toplumun dediğimiz konunun özelliği bu. Belki bu olayı ben düşünemem. Yani yok, Marx söylüyor. 90'ı geçmiyor. 90'ı geçmiyor. Vallahi 90. Dünya standartları neyse o sonra. Çünkü ben en azından yardım alıp AKP'ye bu proje için desteklerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah burada bu projeler o arkadaşlara bir katma değer sağlar. Siz biliyorsunuz. Evet, bunu siz biliyorsunuz. İşte burada sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmanın faydalarından birisi bu. Farklı bir bakış açısı çıkartıyor size. Evet. Yıllardır bir özlemimiz vardı. Böyle bir projenin gerçekleşmesi için. Bazı yerlere gittik. İlk defa bu projeyi gerçekleşmesi için gerçekten çok mücadele ettik. Sağ olsun Çiçekburnu'nda belediye başkanımız bu projeyi yüklendiğimizde ortaklaşa. Çok teşekkür ediyorum başta Sayın Kavun Beyen'e, ekibine, belediye müdürümüze de. İnşallah bu proje engeller adına odun pazarında ilk defa oluyor. Bunun inşallah ileriye doğru daha büyük bir projelere adımını atarız. Üzerine sivil toplum kuruluşlarıyla her konuda kadın olsun, çocuk olsun, engelli olsun her konuda ortak çalışmalar yapalım. Bu konuda yeni projeler üretelim. Talimatı vermişti. Bununla ilgili olarak da geniş bir katılımla oluşturulan bir stratejik plan yaptık. Bu stratejik planda da kent ulaşımı, engelli ulaşımı ve yaya yolları gibi böyle kent mobilyalarında, kent şeylerinde, düzenlemelerinde engelsiz bir yaya kaldırımı, işte kaldırımlardan inişler, çıkışlar mimari açısından, teknik açısından olması gerektiği gibi. Yani yaptık da olduk gibi de işte bir yere bir şey yapıp da önüne bir şey koyup engellenecek bir vaziyette değil. Ama hakkıyla projeleri gerçekleştirelim diye bir talimat vermişti. O konuyla ilgili park bahçelerde olsun, fen işlerinde olsun bizim orada çalışan teknik elemanlarımız veya bu işi projelendiren, peyzajını yapan, projelendiren arkadaşlarımızın çalışmaları var. Tabii bunlar zaman içerisinde ortaya çıkacak.